İlyas amcan elektriğe dayanıklı olduğunu söylemişti. Sağ olsun. İyi tanır beni. En çok hangi amcanı seviyorsun? En çok birini sevemezsin Pınar. Seviyorsan çok seversin. Ha. Ama zaafın kim diye soruyorsan. Kim? İlyas amcam sana işkence altında bile konuşmadığımı söylemedi mi? Sence ben ne zaman düzelirim? Madem herkes soruyor, bir de ben sorayım. Maalesef verdiğin karar yüzünden gizli gizli terapi yapabiliyoruz. Aslında gün içerisinde ya da gece herkes yattıktan sonra bir seans daha yapabilirsek daha hızlı yol alabiliriz. Tamam. Sen Emine neler yapacağımızı, hangi aletleri odaya çıkaracağımızı söyle. Ben geceleri de çalışırım. Burada da kalabilirim istersen. Şimdi umut vaat etmeyen bir hasta için çok dikkat çekici olmaz mı? Olur. Hazır reis geliyor. Pınar akımı düşür. Kolay gelsin. Merhaba, ben Pınar efendim. Merhaba, duydum seni. Tedavimiz nasıl gidiyor? İyi olacak inşallah. Amca, bu işten vaz mı geçecek? Sen nasıl istersen yeğen. Sen nasıl mutlu olacaksan. Amca mutlulukla alakası yok. Belli ki boşu boşuna. Zaman kaybından başka hiçbir gelişme yok. Olacağı da benzemiyor. Bak, sen ayaklarının üstünde duruyorsun diye ben seni sevmiyordum. Sen ne şekilde olursan ol, ben seni sevmekten vazgeçmem. Sen benim canımsın. Ama sen ayakta duramıyorsun diye kendinden vazgeçeceksen seçim senin. Kendini sevmeyen bir adama illa sev diyemem. Ben yanlışlıkla bir şeylere mi dokundum Pınar Hanım? Neyse. Ben size engel olmayayım. Siz işinize bakın. Benim biraz işlerim var. Bir gün kendini sevmeye karar verirsen tekrar konuşalım yeğenim. Sen benimle gel. Tamam reis.
Çok canın yandı mı? Özellikle yaptı. Beni test etmek için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesi kandırabilirsin ama Hızır amcan hariç. Hızır amcam hiçbir şeye kanmaz. Sadece benim onu kandırmama müsaade eder. Beni mi yiyor lan bu sahtekar babanız? Anlamadım reis. Boş ver, anlamadı zaten. Sen kapının önünde bekle beni. Ceylan, bu Pınar güvenilir biri mi? Kimdir, nedir, ne değildir? Araştırdınız mı? Senin Bahar kefil oldu, yetmez mi? Bir soru sordum, kefili kim demedim. Araştırdım. Güvenilir kız. Maveş, benim de dışarıda işlerim var. Hazır sen de evde yokken ben de onları halledeyim diyorum. Ceylan, 40 gün 40 gecelik alışveriş yapmışsın zaten. O yüzden dışarıda işin falan olamaz. Otur oturduğun yerde. Ama şu içeri alınanlar ne demiş? İfadeleriyle belki benim de biraz... Ceylan. Tamam. Tamam. Mine. Buyur abi. Bundan sonra evin ihtiyaçlarını Emine söylersin. Evin işleriyle o ilgilenecek. Kazım. Emret reisim. Seni ön kapıdan aldım. Adnan'ın yerine artık burada duracaksın. Baş üstüne reisim. Adnan'ı işten mi kovdun abi? Anam için burada duruyordu. Artık anam yok. Bundan sonra ben nereye, o oraya. Zaten paslanmıştır artık burada. Çok teşekkür ederim abi. Bizim ne yanlışımızı gördün reis? Toz koydular lan arabaya, toz. Toz, daha ne olacak? O şerefsizlerin hiç mi kabahati yok? Mişail, sen Adnan'ın yanına geç. Ben Ebir arabayla gelirim. Çok alandım bak. Ben de. İlyas'ın yanından komple mi çektin beni? Sensiz olmaz enişte. Sensiz olmaz. Nereye reis? Otele. Salim. Bu durumu amcana ben söyleyemem. Artık sen uygun bir dille anlatırsın. Dayının ben sizi yapamadığını falan. Ben söylerim Hızır Ali. Sana zahmet Mine. Bendesi var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bendesi var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.